bütün alemleri yoktan var eden, varlığından bizleri haberdar eden, fazlı keremiyle göz ve gönüllerimizi nurlandıran ve mümin kulları için cennetler hazırlayan Rabbime hamdü senalar olsun. Onun rahmeti, onun fazlı olmadan hiç kimse yaptığı ibadetle cennete giremez. O öyle bir sultandır ki kullarına acır, düşenlerin elinden tutar, kapısına gelenleri, kendisinden af dileyenleri bağışlar. Ya Rabbi, Ya Rabbi, bizim Ya Rabbi deyişlerimizi duyan da ancak sensin Allah'ım. Bizi rahmetinle esirge, bizi Resul-i Ekrem'i aleyhissalatü vesselamına bağışla. İyiler hürmetine iyiliklerimizi arttır Ya Rabbi. Bizi cehenneminden azat eyle Ya Rabbi. Hem cennet hem de cehennem insanlar için yaratılmıştır. Cennetin ve cehennemin varlığına inanmak imanın esaslarındandır. Ben görmediğime inanmam demek bodur mantıkların işidir. Görmediğimiz nice varlıklar, nice yaratıklar mevcuttur. Biz göz ile ruhumuzu da görmüyoruz, aklımızı da görmüyoruz, bedenimizde acıyan bir duyguyu da göremiyoruz. Ama ruhumuz, aklımız, çektiğimiz bir acı var. Biri çıkıp benim aklım yok dese, onun kendi bileceği bir iştir. Ahireti inkar eden kişi, ahirete gitmekten kurtulamaz. Ama cennete girmekten mahrum olur. Cehennemi inkar eden de öyle. Ne kadar inkar etse, inkar ettiği ateş kendisini yakacaktır. Cennet büyük ve ebedi bir nimettir. Onun zevkü sefası bitmez. Onun baharının hazanı gelmez. O devamlı bir sürur yurdudur. Onun sakinleri peygamberlerdir, velilerdir, şehitlerdir, sıddıklardır, muttakilerdir. O muttakileri Allahü Teala cennetiyle müjdeliyor. Cennet herkese, her isteyene değil, ancak takva sahiplerine nasip olacaktır. Haramdan kendini muhafaza edenlere nasip olacaktır. Farz olan ibadeti üzerine borç bilip en güzeliyle yapanlara nasip olacaktır. Kafirlerin ya da azgınların varacağı ise cennet değil ateş diyarıdır. Bakın, mübarek kitabımız Kur'an-ı Kerim cennet ve cehennem haberleriyle doludur. Kur'an'dan nur alan, Rabbinin makamından korkanlara cennet vardır diyor Mevlamız. İnnel muttakine fi cenneti ve na'im. Fakihine bima atahum rabbuhum ve qahum rabbuhum azabel cahim. Takva sahipleri için cennetler, nimetler içinde olacak onlar. Onlar Rablerinin verdiği şeylerle zevk edecekler. Rableri de onları cehennem azabından korumuştur diyor. Hayatını imanın mihverinde, Kur'an'ın gölgesinde geçiren o muttaki kullara Allahü Teala nuruyla tecelli edecek. Ne buyuruyor kendisi Kehf suresinde? Hakikaten o iman edip de iyi ameller, güzel hareketlerde bulunanlara gelince, onların konakları Firdevs cennetleridir. Onlar bunların içerisinde ebedi kalacaklar. Oradan ayrılmak istemeyecekler. Sen güzel bir villada otursan, deseler ki bu senin ama sen bunu boş ver de gel kiraya geç deseler, gider misin? Cennetten, o güzel zevkü safa diyarından kim ayrılmak ister? Cennet öyle bir yer ki onun köşklerinin tuğlası bile altın ve gümüştendir. Hatta bir gün Resulü aleyhissalatü vesselama sordular. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, cennetin binaları neyden yaratılmıştır, neyden yapılmıştır? Efendimiz cevap verdi. Bir kerpiç yani tuğla altından, bir kerpici ise gümüştendir, harcı misktendir, toprağı zaferandandır, çakılları ise inci ve yakuttur. Cennetin kokusu bin yıllık mesafeden alınacaktır. Ama bazı zümre vardır ki
Onlar cennetin kokusunu dahi alamayacaklar. Büyü yapanlar, fal bakanlar, tesettür giyip de başını topuz yapanlar veya tesettürlü olup da daracık giyenler, anne babasına asi olanlar ve daha nice zümre var ki bırakın cennete girmeyi kokusunu dahi alamayacak buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi dedim ya, zihinlerinizi bir boşaltın. Sadece hayalinizi gerçekleştirin. Sadece hayal kurun. Ama cenneti hayal edin desem, hayalin ve tasavvurun bile buna gücü yetmez. İşte cennet böyle bir yer. Ama cennete girmek o kadar da kolay değil. Nefis ve hevanın arzusuna uyarak Allah'a isyan edenler, tevbe etmeyi düşünmeyenler, namaz mı kılarız inşallah bir gün? O güzel cennete bunlar nasıl vasıl olabilir? Kıyamet kopunca, Yüce Allah'ın huzurunda hesap kitap görülünce, herkes kendi yerine ayrılınca, bütün insanlar iki fırka, iki zümre, iki grup olacaktır. Zaten iki yer var. Başka gidilecek bir yerin ihtimali bile yok. Kur'an-ı Kerim öyle buyuruyor. Şuara suresi. Bir fırka cennete, bir fırka cehenneme. Rablerinin rahmeti, fazlı ile cenneti hak eden o bahtiyarlar, cennete girmeden önce hayat ırmağı denilen bir nehirde yıkanacaksınız. Peki niye? Yıkanmadan cennete girilmiyor mu? Şunun için, mahşer meclisine herkes öldüğü gibi gelecek. Hangi yaşta, hangi kılıkta, hangi surette, ne iş üzerine öldüyse öylece mezarından kaldırılıp getirilecektir. Cennet ehli de cennetin kapısına kadar bu halini muhafaza edecek. Evet, yaşını muhafaza edecek, nasıl öldüğünü muhafaza edecek. Ne var ki cennete girebilmek için cennete layık bir kılık, bir ceset, bir güzellik, bir eda meydana gelmesi lazım. Rahmeti sonsuz olan Rabbimiz cennete koyacağı o bahtiyar kullarını önce hayat ırmağında yıkayacak. Hayat adı verilen bu ırmakta yıkanınca insanların mahşerdeki şekli kalmayacak. Nasıl ki sosyal medyada çirkin, yüzü gözü buruşmuş bir kadına bir makyaj yapılıyor değil mi? Alakası bile yok. Eski halinden yapılan makyaj vesilesiyle alakası bile olmayan bir kadın meydana geliyor. Kadın üzerinden örnek veriyorum çünkü daha çok onlar bu işle iştigal ediyor. Ve hatta 60 yaşındaki bir kadına yapılan makyajla hemen hemen yarı yaşına düşüyor. 30 küsür yaşlarında gibi gözüküyor. Benim gördüklerimi siz de görüyorsunuz. İşte hayat ırmağını böyle düşünün ama o makyaj elini yüzünü yıkayınca geçer. Aynı halinden daha beteri yine gün yüzüne çıkmaya devam eder. Ama hayat ırmağı öyle değil. Ebedi bir güzellik olacak yüzünde. Ve yaşın erkeklerin 33 olacaktır. 33 yaşındaki bir erkek ne kadar güzel, ne kadar kuvvetli, ne kadar zinde olursa cennete giren erkekler de öyle genç, öyle dinç olacaktır. Bir kişi 100 yaşında ölmüş olsa bile 33 yaşında olacak. 50 yaşında ölmüş olsa da yine 33 yaşında olacaktır. Boyları da ilk insan, ilk peygamber Hazreti Adem Aleyhisselam'ın boyu gibi 60 arşına ulaşacak. Ve yine cennete girecek Müslüman hanımlar da aynen o hayat ırmağında yıkanacak. Onların boyları da erkeklerin boyları kadar olacak. Hani şu dünya hayatında biraz topuklu ayakkabı giyeyim de boyum biraz yüksek olsun diyorsun ya. Orada öyle bir derdin yok. Allah seni öyle kusursuz sana ikram edecek ki. Haşa, şu an kusurlu mu yarattı? Estağfurullah. Ama insanoğlu istekleri bitmez ya, memnun olmaz ya kolay kolay. Orada Allah seni memnun edecek. Memnun olmadığın bir hal olmayacak. Ve hanımefendiler,
erkeklerden ayrı olarak yaşları 18 gibi tutulacaktır. 100 yaşında bir nine iken ölmüş olsa da yine 18 yaşına gelmeden o gençliğini, o tazeliğini koruyacak. Mevla öyle bir güzellik ikram edecek. Öyle bir alem ki ihtiyarlama yok, dert yok, acı yok, stres yok, hüzün yok, keder yok, ihtiyaç yok. Ebedi bir gençlik var, ebedi ölmek yok. Saadet var. 18 yaşında kız nasıl gelincik çiçekleri misali tarü taze ise, cennet ehli hanımlar da hep o taze, o gençliğin içinde olacaklar. O sevinç diyarı cennette doğum olmadığı gibi ölüm de olmayacaktır. Özel halleri olmayacaktır. Yani hiçbir keder, hiçbir acı, hiçbir hasret olmayacak. Yüzlerden, gönüllerden, dillerden sevinç nuru akacaktır. Gökte ay nasıl parlıyorsa cennet ehli de öyle pırıltılar saçacaktır. Nereden biliyorsun hocam, gittin mi? Diyenler de var. Olacak. Sıddık peygamber Resulullah aleyhissalatü vesselam bildiriyor. O peygamber ki cennetle müjdeleyici, rahmete erdirici, Allah'a ulaştırıcı tek rehberdir. Gidip gördü mü? Evet, gitti gördü. Cennete ilk giren zümrenin yüzleri ayın 14. gecesindeki sureti gibi parlak olacaktır. Onların peşi sıra gelenler en kuvvetli ışıkla sanki böyle yıldızlar gibi. Bunlar da cennete ne küçük ne büyük abdest bozmayacaklar. Aksırıp sümkürmeyecekler. Onların tarakları safi altından olacak. Terleri misk olacak, misk. Dünyadayken birkaç sıcak saatin altında kaldığın zaman ne oluyor? Hemen terliyorsun ve bazı insanların çok keskin ter kokusu oluyor. Bu ter kokusu sadece kendisine değil, etrafa da pis kokular saçıyor belki. Ama orada terledikçe güzel kokacaksın. Aynı o buhurdanlıklardaki ut gibi. Eşleri huri ayn olacak. Onların ahlakı bir adamın ahlakı gibi. Onlar babaları Adem aleyhisselamın suretinde aynı boyda olacaklar. Elbet güzel cennette her nimet var. Yeme, içme, her türlü zevkü sefa. Bakın, o kadar yiyeceksin. Ama küçük abdest, büyük abdest diye bir derdin olmayacak. Peki niye yok? Bu kadar yenilen içilen şeyler nereye gidiyor? Şunu ifade edeyim ki cennette pis olan bir nesne yoktur. Yenilen şeyler cennete layık şeylerdir. Allah'ın kudret fabrikası, akıl ve hayalin kavrayamayacağı nice harikalar dokuyor. Bir kere biz dünyada yediğimiz şeylerin tamamını dışarı çıkarabiliyor musun? Buradan örnek vereyim size. Bütün yediğin dışarı çıkıyor mu? He? Çıksaydı bu kadar kilo üzerimizde olmazdı, değil mi? Dışarı çıkarmıyoruz. Bunun açık misali var. Mesela bir bebek düşünün. Annesinin karnında 9 ay 10 gün duruyor. O zaman müddetinde ne küçük ne de büyük abdestini yapıyor mu? Yapmıyor. Peki o bebeğin aldığı gıda nereye gidiyor? Yine bir civcivi ele alalım. Civciv yumurtanın içinde kaldığı müddetçe gıdasını alıyor ama dışarı bir şey çıkarmıyor. Anne karnında daha uzun müddet duran mahluklar da var. Mesela atlar. 365 gün, yani bir sene, senede bir doğum yapıyor. Bir sene yavrusunu içinde tutuyor. Onun yavrusu da anne karnında kaldığı günlerde dışarıya bir şey çıkarıyor mu? Allah'ın kudreti nelere kadir değil ki, sen bırak boş ver, düşünme bunu. İnek ve koyunlar insanlara birer sütten pınar veriyor, değil mi aslında? O kanların, o gübrelerin arasından, o kan damarlarında bu bembeyaz süt nasıl süzülüp meydana geliyor? İnsan hiç düşünmez mi? Düşünür ve Rabbinin büyüklüğü karşısında da yerlere kapanır, acziyetini ifade eder ve der ki ya Rabbi, sana hamd ederim, beni yokluktan varlık alemine getirdin, avuçlarımı nimetlerinle doldurdun, ben bu nimetlerin hangisine şükredeyim ya Rabbi? Cenneti istemek çok kolay. Cennete layık olmak ise gayret gerektirir.
Nasıl ki sırtını yataktan kaldırmayan o tembel adam dünyadayken de bir şeye sahip olamıyorsa, Allah'ın emirlerine sırt çevirenler de sadece boş ümide kapılmıştır. Cennet beklerseniz bu halde saadet elde edemezsiniz. Peki bu cennete kim girecek? Hemen ayet giriyor devreye. Amma kim Rabbinin makamından korkarsa, nefsini de heva ve hevesinden alıkoyduysa, işte onun varacağı yer cennetin ta kendisidir. Nefis zevk istiyor arkadaş. Yemek bir zevktir, içmek bir zevktir, gezmek bir zevktir, giyinmek bir zevktir ve buna benzer daha nice haram olan şeyler vardır. İnsan bunlardan zevk alıyor, keyif alıyor. Ama şunu düşünürse, ya güzel de tamam, Allah bana gezmeyi de helal kıldı, fakat gideceğim bu yer Allah'a uygun bir yer değil. Kısacası yaptığı her işte Allah'ın rızasını gözetirse, yo bundan Rabbim memnun değil, ben bunu yapamam derse, o insan Allah'ın makamından korkuyor, rezil olmaktan korkuyor. Şu an bu günahımı kimse bilmese de Allahü Teala yarın mahşer meydanında kurulan büyük bir sinevizyon ekranı düşünün. Her şeyi orada bütün aleme gösterecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir gün dedi ki, mahşer aleminde herkes çıplak olacak. Ayşe annemiz böyle elini ağzıyla kapattı, şaşırdı. Nasıl olur dedi. İnsanlar birbirine bakmaz mı ya Resulallah? Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, insanlar öyle bir telaşa, öyle bir utangaçlığa girecek ki başını kaldırıp da etrafına bakamayacak. Allah'ın fazlı ile işte korkarsa makamında onu cennete o korku sokacaktır. Hiçbir amel etmeden cennetimi isteyen ne kadar hayası kıt bir insandır diyor Allah. Şu olaya bakar mısın? İmam-ı Gazali ne güzel izah etmiş. Hiçbir amel işlemiyor ama ellerini kaldırdığında diyor ki, ya Rabbi beni de cennetine koy. Bu adamın hayası kıttır. Benim taatimde cimrilik eden, ibadetten kaçınan o kimseye ben rahmetimle nasıl cömertlik ederim? Cennet kamil imanla, güzel bir amelle girilebilen yerdir. Boş ümit ve boş söz insanın ayağını kaydırır. Yine cennetlikleri Kur'an-ı Kerim bir bir haber veriyor bize. İman eden, o salih amel işleyenlere gelince, biz onları diyor ağaçları altında ırmaklar akan o cennetlere koyacağız. Ebediyen de o cennetlerde kalacaktır. Allah bunu gerçek olarak vaat etmiştir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Nisa suresi 112. ayet. Rablerine karşı gelmekten korkanlar bölük bölük cennete götürülecek. Cennetin kapılarına geldiği zaman orada böyle nasıl diyeyim, kökünden iki pınar akan bir ağaç görecekler. Sanki emrolunmuş gibi önce bu pınarlardan birine uğrayacak, ondan içecekler. Böylece içlerinde ne kadar kötü duygu varsa, kıskançlık, hasetlik, efendim gıybet, dedikodu, buna benzer neler varsa, bütün rahatsızlıkları bu sudan içtiklerinde tertemiz olacak. Sonra ikinci pınara varacaklar. Böylece cennetin nimetlerinin o parlaklığı o insanların üzerinde belirecek. Sanki böyle parlak incilere dönecekler. Makyaja gerek yok. Efendim bu kremi yüzüme süreyim, allanayım, paklanayım. Şu kapatıcıyı süreyim, şu lekem gitsin, siyah noktam gitsin. Hayır. Pas parlak bir hale bürüneceksin. Cennetin nimetlerinin parlaklığı senin üzerinde olacak. Öyle ya. Ve bundan sonra da artık bir daha vücutları değişmeyecek. Yağla yağlanmış gibi saçları bir daha kirlenmeyecek, keçeleşmeyecek. Ve cennetin hazinine girecekler. Bekçiler soracak. Selam size. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hani nasıl uçağa girdiğinde orada hostes diyor ya, tebessümle, güler yüzüyle. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. İşte cennetin bekçileri, güzelleri sizi karşılayacaklar.
Hoş geldiniz. Selam size ve ebedi kalmak üzere buyurun giriniz cennete. Sonra o bahtiyarları gençler karşılayacak. Dünyadaki hizmetçiler etraflarında nasıl dönüyorsa zenginlerin, öyle değil mi? Böyle villalarda, zenginlerin hanelerinde nasıl hizmetçileri varsa televizyonlarda gördünüz. Belki gerçekte bile göremedik dünyadakileri bile. Filmlerde, dizilerde. İşte o hizmetçiler seni karşılayacaklar. Hoş geldiniz. Hepsi etrafında dönecek. Bir isteğin var mı, bir arzun var mı diye bekleyecekler. Allah-u Teala'nın size hazırladığı nimetlerden ötürü size müjdeler olsun, sevinin, şad olun diyecek oradaki gençler. Ve sonra bu hizmetçilerden biri adamın hurilerden olan eşine gidecek ve dünyadaki ismini söyleyecek. Diyecek ki filanca geldi. Beklediğin filanca geldi. Huri soracak ona, o hizmetçiye. Sen onu gördün mü? Evet, ben onu gördüm. Bak, arkamdan geliyor. Bunun üzerine o güzel huri heyecanla kapının eşiğine dikilecek. Adam kendisi için hazırlanan eve geldiği an evinin neden yapıldığına bakacak. Hani neyden yapılmış bu ev? İçinde ebedi kalacağı bu ev yeşil, sarı, kızıl, çeşitli renklerden yapılmış inci elmas taşlardan inşa edilmiş. Sonra gözlerini evinin tavanına çevirecek. Şimşek gibi parlak olduğunu görecek. Sonra başını eğecek, eşlerine bakacak. Yerleştirilmiş o masalar, sıra sıra yastıklar, serilmiş yumuşacık tüylü halılar, ebedi sevinç yurduna o cennetlikler ki bu nimetleri gördüğü zaman yaslanacaklar ve diyecekler ki Allah'a hamdolsun. Bizi buraya eriştiren Allah'a hamdolsun. Eğer Allah bizi doğru yola iletmeseydi biz doğru yolu bulamazdık diyecekler. Sonra bir münadi seslenecek, nida edecek. Diyecek ki ey bahtiyar insanlar, öyle bir hayata kavuştunuz ki artık bundan sonra hiç ölmeyeceksiniz. Öyle bir yere yerleştiniz ki artık bir daha oradan göçmeyeceksiniz. Öyle bir afiyete kavuştunuz ki artık asla hastalanmayacaksınız. Cennet, o güzel mekan, bir insanın hayal ve tasavvurunun çok çok ötesinde bir yer. Cenab-ı Hak fazlıyla onu mümin kullarına ikram edecektir. Hatta ne diyor? Rabbinin makamından korkanlara iki cennet vardır. Dünyada şöyle bakıldığı zaman yegane haleskarımız, ahiretten büyük şefaatçimiz, tek rehberimiz, ulu önderimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Cennete giren nimetlere kavuşacak, darlık çekmeyecek, elbisesi eskimeyecek, gençliği yıpranmayacak, cennette gözlerin görmediği, kulakların duymadığı, hayalinize hatırınıza gelmeyen nice nimetler vardı diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. El haymetu durratun mucevvefetun daluha fissemâi sittûne milen. Cennet ehlinin çadırı içi boş bir incidir. Yüksekliği 60 mildir. Her köşesinde kendisinin bir eşi vardır ki onları başkaları görmez. Sadece kendisi görecektir. Efendimiz buyuruyor Aleyhisselatü Vesselam. Efendisi zevcesi peçesine bürünmüş olduğu halde aynadan daha parlak olarak yüzüne bakacak. Üzerindeki incilerin en adisi, bakın en kötüsü diyeyim, ki kötü bir şey yok da hani en düşüğü diyeyim, tasvirde hata olmasın, üzerindeki incilerin en düşüğü dünyayı baştan başa aydınlatacak berraklıktadır. Hanımın 70 kat elbisesi varken elbiselerin ardından baldırındaki iliğe kadar onu görecektir diyor Efendimiz. Ve bütün bunlar yüce Rabbimizin bir ikramı, bir rahmetidir. Kim ona kul olursa, onun makamından korkarsa, onun sevgisini, rızasını kazanırsa, cennet onun varacağı yerin ta kendisidir.
Kim de nefsinin, hevanın arzusuna uyarak kötülüklere dalarsa her türlü saadetten mahrum kalacaktır. Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor: sakınanları o gün Rahman'ın huzurunda ona gelmiş konuklar olarak toplarız. Suçluları da suya götürür gibi cehenneme süreriz. Bu ayeti duyunca diyor Hazreti Ali radıyallahu anh, Efendimiz'e sordum. Dedim ki ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, veft binmek değil mi dedim. Efendimiz cevap verdi. Dedi ki nefsim yedi kudretinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki onlar mezarlarından çıktıkları zaman kanatları olan beyaz develerle karşılanacak. Develerin sırtlarında altından eyerler olacak. Nalinlerinin kayışı tıpkı ışık gibi parlayacak. Her adımı gözün gördüğü mesafeye kadar uzanacak. Ve böylece cennet kapısına gelecekler. Orada böyle altın levhalar üzerinde kızıl yakuttan halkalar görecekler. Ayrıca cennetin kapısında da kökünden iki göze fışkıran, az önce anlattığım bir de ağaç olacak. Öyle parlayacaklar ki sonra hurilerle karşılaşacaklar. Hemen hizmetçisini gönderecek. Eşinin geldiğini söyleyecek hurilere. Huri de hemen hizmetçileri gönderecek ona. Eğer Allah bu geleni ona tanıtmamış olsaydı, onda gördüğü güzellik ve parlaklık sebebiyle derhal ona secdeye kapanırdı huriler. Eğer gelenin kim olduğunu bilmeselerdi, Allah size böyle güzellik verecek. Hizmetçi ona diyecek ki ey bahtiyar, ben senin hizmetçinim, emrine verildim. O da onun peşinden giderek eşinin yanına gelecek. Hurilerden olan bu eşi aceleyle çadırdan çıkarak onun boynuna sarılacak. Diyecek ki benim efendim sen, senin sevgilin de ben. Ben razıyım, asla küsmem. Dünyadaki kadınlar gibi trip atmam, yüzümü asmam. Her zaman beni güler göreceksin. Ben gencim, asla ihtiyarlamam. Ben ebediyim, senden hiçbir an ayrılmam. Adam öyle bir eve gelecek ki tabanından tavanına kadar 100.000 arşın yeşil, kızıl, sarı ve buna benzer inci yakut taşlarından inşa edilmiş bir ev. Hiçbirinin rengi diğerine benzemiyor. O kişi doğruca köşküne gelecek. Orada birçok taht vardır sevgili kardeşlerim. Her tahtın üzerinde de 70 tane yatak var. Yatağın üzerinde 70 zevce var. Her zevcenin üzerinde 70 kat elbise var. Bunların dışından bakıldığı zaman, dedim ya az önce, kemiklerinin içindeki ilikleri görülecek. Köşklerin altından safi, temiz suları akacak. Bir kısmı tadı bozulmamış, sanki böyle ineğin memesinden çıkmamış süt gibi. Bir ırmak, arının karnından çıkmayan bal gibi tatlı. Bir ırmak içenler ki bu zevk veren şerbet gibi. Öyle duru bir şarap ki insanların ayakları ile çiğneyip suyunu çıkardıkları üzümden değil. Aklı ve zihni bozmuyor, insanı sarhoş etmiyor. Cennet ehlinin canları yemek istediği zaman beyaz kuşlar kanatları açarak önlerine gelecekler. Diledikleri o yan ve renklerinden istediği gibi yiyecek, karınlarını doyuracak. Hatta diyor ki ulema, bugün bir lokantaya gittiğin zaman garsona diyorsun ki bana şundan getir. Belki 5-10 dakika bekliyorsun. Allahu Teala o bekleme süresini bile sana zul görmüş. Anında ne istersen pat önünde. O güzel cennette meyveler mesela dallarından aşağı doğru sarkmış. Canın ne çekti? Yıkamaya gerek yok. Hemen pat ağacın altındasın. O ağacın dalları sana doğru eğilecek. Alacaksın, anlatıyorsun ya. Bu nasıl mümkün olabilir? İşte bak Allah daha neler vaat ediyor. Rahman suresi 54. ayet. İki cennetin meyvelerini de kolayca toplayacaklar. Ayetin manası budur. Öyle bir saadete ereceksiniz ki Allah'ın izniyle bu devlet öyle büyük bir devlet ki hiçbir yerde elde edilmez.
Cennetin bütün güzellikleri, bütün nimetleri senin yüzüne gülecek. Sen bir şey arzu ettin mi? Arzu ettiğin o an kendisine sunulacak. Rıdvan yurdu cennette aklın hayalin eremediği daha nice nimetler, güzellikler var. Nebi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek zevcesi, müminlerin annesi Ümmü Seleme radıyallahu anh diyor ki, ey Allah'ın Resulü dedim Aleyhisselatü Vesselam, bana hurun ayn, yani cennet hurilerini haber verir misin? Ceylan gözlüler diyor ya, onları haber verir misin? Onlar kimlerdir diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hurileri anlatıyor. Onların gözleri iri, beyaz. Bakın siyahı fazla, gözlerinin kirpikleri böyle kerkes kuşunun tüyleri gibi. Ey Allah'ın Resulü, bana onlar yakut ve mercan gibidirler. Bu ayeti okudum, bu ayetten söz eder misin? Efendimiz dedi ki, onlar el değmemiş sedef içindeki inci kadar parlaktır. Ya Resulallah, bir ayet daha okudum. Orada iyi huylu güzel kadınlar var. Kimdir bu kadınlar? Huyları iyi, yüzleri güzel olandır. Ya Resulallah dedim, güya ki onlar örtülü yumurta gibidir diyor ayeti kerime. Efendimiz dedi ki, zarafat ve incelikleri yumurtanın zarı gibidir. Peki ya Resulallah, yine diyor ki ayette, eşlerine düşkün hepsi de bir yaşta olacak. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki, onlar dünyada yaşlı, gözleri çapaklı, saçları ağırmış olarak yaşlanmış vaziyette ölen kadınlardır. Allahu Teala fazlıyla onları neşeli, bakire, sevilen, genç yaşta hepsinin yaşlarını bir kıldı. Sanki onları cennetin parlak incileri haline getirdi Allahu Teala. Senden bahsediyor hanım kardeşim. Tekrar sordu Efendimizin eşi. Ya Resulallah dedi Aleyhisselatü Vesselam, dünya kadınları mı daha üstün, yoksa cennetteki ceylan gözlü huriler mi daha güzel, daha üstün? Efendimiz dedi ki, yüzü astarından kıymetli olduğu gibi dünya kadınları da ceylan gözlü hurilere öylece üstün olacaktır. Ve dedim ki, ya Resulallah Aleyhisselatü Vesselam, dünya kadınları üstündür. Ne sayede peki? Nasıl üstün oldular dünya kadınları? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, namaz, oruç ve Allah için yaptıkları diğer ibadetleri sebebiyle Allah onların yüzlerine nur verecek. Vücutlarına ipek giydirecek. Renkleri beyaz, elbiseleri yeşil, süsleri altın, buhurdanlıkları inci ve tarakları da altındır. Onlar şöyle diyecek, o dünyadaki kadınlar, cennete girince, biz ebediyiz, bizim için ölüm yok. Artık biz bolluk içindeyiz, bizim için darlık da yok. Artık biz yerliyiz buranın. Bir başka yere göç etmek yok. İyi bilin ki diyecekler, biz razıyız, biz memnunuz. Bizim için dünyadaki gibi kızmak, öfkelenmek, efendim stres etmek. Biz kim için isek ona müjdeler olsun diyecekler. Yine soruyor tabi Ümmü Seleme annemiz. Ey Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bu dünyada bir kadın boşanmak ya da kocası ölmek suretiyle 2, 3, 4 erkekle evlenebilir bir kadın. Yani eğer kocası öldüyse ya da boşandıysa evlenebilir. Önü açık. Sonra da ölecek. Cennete girecek. O erkekler de cennete girerse bu kadın onlardan hangisinin eşi olur? Efendimiz dedi ki, bu kadın serbesttir. Bununla beraber bu kadın ahlakı en güzel olan adamı seçer. Ümmü Seleme dedi ki, tabi sorularını attırınca Efendimiz Aleyhisselam araya girip diyor ki, ey Rabbim, dünyada en güzel bununla geçindim. Bu güzel huylu bir insandır. Beni onunla ever. Öyle diyecek. Allah-u Teala da onu güzel huylu adamla verecek. Ey Ümmü Seleme, güzel huy dünya ve ahirete bedeldir. Sırası gelmişken burada bir meseleye de açıklık getirelim. Kadınlar
cennette bazı hususlarda mahrum kalmıyorlar mı diyecekler. Mesela erkeklere ceylan gözü huriler verildiği halde kadınlar yine dünyadaki eşleriyle onun nezdinde bulunacaklar. Kadınlar mahrum kalmıyor mu erkeklere nazaran? Şunu ifade edeyim ki cennetin nimetlerinden erkekler kadar kadınlar da istifade edecektir. Hadis-i şerifte görüldüğü gibi dünya kadınları güzellik ve parlaklıkta hurilerden çok üstün olacaklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Rabbimiz onlara fazlıyla verecek. Verecek de verecek. Yaratılış itibariyle çünkü süse çok düşkünler onlar. Bugün erkeklerin nefsi sadece karşı cinse daha fazla meyillidir. Hatta ne denir? Kadının 9 nefsi erkeğin 1 nefsi. Erkeğin 1 nefsi de kadının 9 nefsine bedeldir. Çünkü onun nefsi ağırdır. Şeytan aleyhillâne diyor ki ya Resulallah ben senin ümmetlerini kandıramasam bile kadınları en büyük silah kullanacağım. Düşkünlüğü vardır çünkü. O onunla imtihandadır. Ama kadın da süsüyle, püsüyle, zarafetiyle, elbisesiyle, eviyle, eşyasıyla. Kadın çünkü bunlardan mutlu oluyor. Onun isteği bu. İşte Allah-u Teala sündüs adı verilen elbiseler giydirecek kadınlara. Gümüşten bilezikler öyle ikram edilecek ki cennetin gümüşü de dünya gümüşüne benzemez ha, küçük görmeyin. O rıdvan yurdu hem mümin erkeklerin hem de mümin kadınların çiçekler ve nimetler içinde yüzdüğü bir mekan olacaktır. Cennetin o bitmez, tükenmez nimetleri hem erkek hem kadın müminler için müşterektir. Ama bazı hususlarda erkek ve kadın birbirlerinden üstünlüklere sahiptir. Bu üstünlüklerin bir kısmı erkeklere mahsus, bir kısmı da kadınlara mahsustur. Bazı konularda erkek üstünse, bazı konularda kadın üstündür. Bir damla suya peri gibi güzellik bahşeden Allah Celle Celaluhu, cennetlik kadınlara parlaklığın, güzelliğin en üstününü verecek mesela. Onlardan bir kadın 100 yaşında bile ölse 18 yaşında gelincik gibi taze bir kız olarak ebedi güzelliği muhafaza edecek. Erkekler 33 yaşında. Burada kadınlar erkeklerden daha fazla ikrama sahip. 18 yaşındaki bir insanın şevki nerede? 33 yaşındaki bir insanınki nerede? Yine cennetlik kadınlar, cennetin güzelliğine bir başka güzellik katacaktır. Onlar orada Allah'ın ebedi yurdunu süsleyen canlı unsurlar olacaklar. Dünya kadınları Allah'ın fazlıyla cennetine girdikleri zaman kötülüklerden, kıskançlıklardan, benzeri çirkin huylardan tamamen arınacaktır. Mesela şu anda birbirini çok seven iki eş, erkek dese ki cennette de bana huriler verilecek. Kadın bundan sebep bile cennete daha gireceği bile belli değilken bundan sebep bile kadın trip atar. Çünkü doğasında var. Orada öyle bir şey olmayacak. Bunlardan arınmış olacak kadın. Kıskançlık ve benzeri hallerden tamamen arınacaktır. İçleri dışları gibi berrak olacak. Güzellikte hurileri çok geçecekler. Sanki gün görmemiş inci misali parlayacak. Efendimiz Aleyhisselam kadınları vasfederken ne diyor? Onların vücutlarının güzelliğiyle letafetinden dolayı her birinin baldırındaki kemiğin iliği, o iliğin etin üstünden görünecek. Onların aralarında ne ihtilaf olacak, ne düşmanlık, ne çekememezlik. Yok Allah beni şöyle yarattı, onu böyle yarattı. Öyle bir şey yok. Hepsini memnun edecek Allah. Bir kadın bundan daha güzel nimet hayal edebilir mi? Cennet ehli bir kadının tek tırnağı dünyaya düşse, dünyada görünecek olsa, güneşin ışığını kapatacak kadar dehşetli ve bu kadar parlak olacak. Bundan büyük sultanlık, bundan güzel saadet mi olur? Hem bu sultanlık, bu saadet de geçici değil ha, ebedidir. Bak burada botoks yaptırıyor, konuşması değişiyor değil mi? Şekli şemali kayıyor, güzel olacağım diye. Orada yok, ebedi. Artık bir kimsenin Allah cennette bir erkeğe çok sayıda huri veriyor da cennet ehli kadınlara niye böyle bir imkan vermiyor demesi abestir. Çünkü herkes dünyada yaratılışının
o imtihanının sabrını görecektir. Az önce dedim ya, kadınla erkek. Bugün kadın evlenmese, ki kadın evlenmeyebiliyor mesela. Birçok kadın eşleri öldükten sonra öylece kalabiliyor ama erkek kalamıyor. Kalmaması da icap ediyor. Çünkü erkeğin hataya düşmesi daha kolay oluyor. Hatta Hazreti Ömer radıyallahu anh ne diyor? 5 günlük ömrüm ola, 3. gün eşim vefat etse 4. gün nikah kıyarım. Allah'ın huzuruna imanı eksik çıkmaktan korkarım diyor. Herkes imtihan edildiğine sabrederse onun karşılığını görecek. Kadın cennette yine kendi eşinin yanında olacak. Hiçbir şeyden mahrum kalmayacak. Ha istemezse, istemeyene de zorla verilmeyecek. Cennet ve cennet hayatını anlatmak insan kelamının harcı değildir. İnsan dilinin harcı değildir. Cenneti en güzel tasvir eden yine Kur'an-ı Kerim'dir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ne diyor Tevbe suresinde? Allah mümin erkeklere de mümin kadınlara da kendileri içinde ebedi kalacak olmak üzere altından ırmaklar akan cennetler, Adin cennetlerinde çok güzel meskenler vaat etti. Allah'ın bir rızası hepsinden büyüktür. Allah'ın cemalini görecek daha ötesi var mı? En büyük saadet. Bir gün Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme soruyor, diyor ki daha doğrusu Efendimiz anlatıyor bunu sahabesine. Hayatım. Diyor ki Allahu Teala Celle Celaluhu ya e'lel cenneti, ey cennet ehli, hitap edecek. Cennet ehli diyecek ki buyur Rabbimiz, buyur ya Rabbi. Diyecekler ki bütün hayır senin kudret elindedir. Allah da soracak onlara. Diyecek ki bu sahip olduğunuz nimetlere, şu benim size ikram ettiklerimden razı mısınız? Hoşnut oldunuz mu? Bu cennete girmekle, içindeki mükafatlarla hoşnut oldunuz mu? Gönül kırıklığınız var mı diyecek Allah? Umduğunuzu bulamama var mı diyecek Rabbimiz? Ey Rabbim, nasıl razı olmayalım? Sen bize yarattıklarının hiçbirine vermediğin nimetleri verdin diyecekler. Peki size bundan daha üstün olanı vereyim mi diyecek Allah? Ve eyyü şeyin afzalu min zalik. Ya Rabbi, bundan daha üstünü ne olabilir? Size rızamı helal ettim. Bundan sonra size asla gazap etmeyeceğim. Siz ebedi olarak benim rızama mazhar oldunuz. Ve cennet ehli şükre kapanacak. Cennet elbet güzel. Nimetler elbette devamlı ama daha güzeli, daha büyüğü Rabbimizin rızasıdır. Hani ağzımıza belki kolayca gelen bir cümle var. Allah razı olsun, Allah razı olsun diyoruz ya insanlara. En büyük duadır bu. Allah senden razı olsun. Onun rızasına yol da bu dünyadan gidiyor. Onun emirlerini canla başla tutanlar, sevgisini kazananlar hiçbir saadetten mahrum kalmayacaklar. Demiş ya şair, cennet, cemal, saadet, deme bu nasıl olur? Allah'a kulluk etsen muradın hasıl olur. Dikkat edin. Efendim sözden böyle buyuruyor sahabesine. Dikkat edin. Deyince tabi sahabe böyle pür dikkat Efendimiz'e kesilirmiş. Efendimiz diyor ki dikkat edin, cennet için hazırlanan yok mu diyor. Cennet için hazırlanan yok mu? Kabe'nin Rabbine yemin ederim ki cennette tehlike diye bir şey yok. Cennet parlayan bir nurdur. Etrafa yayılan güzel bir kokudur. Binaları kuvvetlidir. Irmakları devamlıdır. Bol ve kemale ermiş meyve yeridir. Orada parlak ve güzel kadınlar vardır. Onlar daima neşelidir. Nimetleri ebedidir. Yüksek ve değerli makamları da güzelliktir onların.
Ey Allah'ın Resulü, biz ona hazırlanmışız dedi. Bunun üzerine Efendimiz buyurdu ki, İnşallah deyin, İnşallah deyin. Sonra cihadı anlatarak onları teşvik ediyor. Cennet kadınlarından biri, dünya halkına baksa, dünya halkına nazar etse, baksa, hiç şüphe olmasın ki o cennetle yer arasındaki boşluğu aydınlatır. Sadece bakışıyla orayı güzel bir kokuyla doldurur. Sadece bakışıyla o kadının başörtüsü dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir de Adin cenneti var. Kat kat, mertebe mertebe. O cennette dedik ya, beyaz inciden yapılmış bir köşk var ki bir de o köşklerin isimleri var. Sırası gelmişken hemen ifade edeyim. Cennet takva sahipleri için hazırlanmış, onlar için bezenmiştir. Sırtını yataktan kaldırmayan, dili bir kerecik Allah'ın zikriyle ıslanmayan, durmadan isyan edenlerin gireceği yer değildir. Allah an cennetini vermez. Çalışan kazanır. Erken yola çıkan menziline çabuk varır. Günahına ağlayan bağışlanır. İsteyen istediğine sahip olur. Yoksa sadece ben cennet istiyorum diyen adama cennet verilmez sevgili kardeşim. Cennet baha ister. Cennet çaba ister. Cennetin anahtarı La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Bunu çok söylemek değil sadece, bu sözün gereğini yerine getirmektir. Ya Rabbi sen birsin, senden başka ilah yok. Yani ne demek bu? Birisi size bu iş yerinde namaz kılamazsınız, müsaade etmiyoruz. Gidin paydos saatinde kılıyorsanız kılın, yetişmiyorsa da beni ilgilendirmez. Bu adama söyleyeceğimiz tek cümle: sen kendini ne zannediyorsun? Sen kimsin? Rızkı veren sen misin? Al işini de başına çal deyip çekivermen lazım. Çünkü La ilahe illallah sözünde Allah diyor ki bir olan benim. Benden başka yaratıcı yok. Rızkı veren benim. Her şeyinizi size takdim eden benim. Başınızdaki sıkıntıları gideren benim. Ama La ilahe illallah dedin fakat gereğini yerine getirmedin. Ya faiz de haramdı hocam, yani bu zamanda da yapmayan da yok ki artık, yani artık ticaretin bir parçası oldu gibi. Şimdi hale bakın. Velilerden, hak dostlarından Abdülaziz bin Ebi Davud rahmetullahi aleyh, kendisi için seriliyor bir yatak. O yatağa yaklaşıyor, eliyle yatağa dokunuyor. Ey yatak derdi, ne kadar güzelsin, ne kadar yumuşaksın. Ama cennetin döşeği senden daha yumuşak. Cennetin nimeti sonsuz dedi. Sonra kalkarmış, sabaha kadar namaz kılarmış. Rabbini zikredermiş. Gözleri iplik iplik yaş dökermiş. Evet, kalpte ilahi korku, gözlerde yaş olacak. İman o cennet için şu tene baş olacak sevgili kardeşlerim. Allah uğrunda malından çift olarak veren kimse cennetin bütün kapılarından davet edilecek. Efendimiz buyuruyor, cennetin 8 kapısı var. Namaz ehlinden olan namaz kapısından, oruç ehlinden olan oruç kapısından, sadaka ehlinden olan sadaka kapısından, mücahede edenler o cihat kapısından davet edilecek. Sıdıkiyet ve teslimiyet örneği Hazreti Ebubekir Sıddık dedi ki, Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam, bütün bu kapıların hepsinden davet edilen olacak mı? Olacak dedi. Evet olacak dedi. Senin de onlardan olmanı umuyorum dedi Efendimiz Ebubekir Sıddık'a. Görülüyor ki namaz ehli, oruç ehli, sadaka ehli, Allah yolunda mücahede edenler, cihad edenler, Allah'ın emrine sarılanlar cennete davet edilecek. Adamın bir vakit namazı yok, bir gün orucu yok, bir kuruş sadakası yok, zerre hayrı yok, Allah yolunda mücahedesi yok. Peki bunu kim nereye davet edecek? Ey insanlar, aldanmayalım. Dünya bizi değirmeninde öğütüp duruyor.
Ecel arkamızdan koşuyor. Fırsat eldeyken, ecel tokmağı göç davulunu daha çalmamışken günahlarımıza tövbe edelim. Allah'ın rızasına koşalım. Allah'ın bize ikram ettiğinden biz de onun kullarına ikram edelim ki yarın ayağımız kaymasın. Cennet ne kadar güzel değil mi? Ne kadar devamlı, ne kadar nimetlerle dolu. Ama onu kazanmak hüner işidir. Güzel şeyin karşılığı da güzel olmasıdır. Efendimiz buyuruyor: "Vellezî nefsü Muhammedin biyedîhi innemâ beyne misra'ayni min mesâril cenneh." Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim. Cennetin kapı kanatlarından iki kanadı arası Mekke ile Hacer ya da Mekke ile Büsra arası kadar geniştir. Artık o kapıları hayal edin. Mekke nere, Büsra nere? Kaç kilometre? Değil mi? Yazalım mı Google'a? Mekke ile Büsra arası kaç kilometre? 3000 kilometre sevgili kardeşlerim. 3000 kilometre. Neresiymiş bu? Cennetin kapı kanatları sadece. Bir kapının iki kanadından bahsediyor. O iki kanadının arası 3000 kilometrelik. Efendimizin verdiği örnek Mekke ile Büsra. Mekke ile Büsra arası da sevgili kardeşlerim, İşte bize verilen kilometre. Hayal edin şimdi. Arada binlerce kilometrelik mesafe var. Şu hale bakın. Cennette bir ağaç var ki idmanlı, seri bir ata binen mahir bir süvari onun gölgesinde 100 sene at sürer de yine sonuna gelemez. Bir ağacın ha? Bir ağacın sonuna gelemez. Nasıl bir adam? Böyle idmanlı, antrenmanlı, seri bir at. O ata binen mahir bir süvari onun gölgesinde 100 sene at sürse yine de o ağacın gölgesinin sonuna gelemez. Ve Efendimiz buyuruyor aleyhissalatü vesselam: "Cennette bir ağaç var ki onun üstünden elbiseler, altından da altın eyerli, inci dizginli atlar çıkacak ağaçtan. Bunlar ne idrar ne de kazai hacette bulunacaklar. Ve bu atların kanatları var. Adımlarını gözlerinin gördüğü yere kadar atıyorlar. Cennet ehli bunlara binecek, istedikleri yere uçup gidecekler. Dereceleri kendilerinden daha aşağıda olanlar da ya Rabbi diyecekler. Bu kulların bu makamlara ne ile yükseldiler? Diyecekler ki siz uykudayken bunlar gece kalkıp namaz kılardı. Siz yerken bunlar oruç tutardı. Siz cimrilik ederken bunlar malların Allah rızası için infak ederdi. Siz evlerinizde korkup otururken bunlar cephede düşmanla savaşırlardı." Düşünün, dünyada bile her şeyin bir bahası, bir çabası var, bir fiyatı var. Peki cennet bedava olur mu? Olmaz. Cennete giren hemen hemen herkes de pişman olacak. Evet, cennette pişmanlık olacak. Neyle? İşte böyle. Daha çok mükafatları görenler, keşke daha fazla çalışsaydık. Arzular, şehvetler, emeller budanacak. Nefis takva urganı ile bağlanacak. Yürek Allah korkusu ile titreyecek. Gözler zaman zaman yaş dökecek ki cennet ele geçsin. Gönüller seher kuşları gibi cennet için çırpınır. Ama kanatsız kuş uçmadığı gibi isyan yolunu tutar. Onlar da cennete ulaşamaz. Cennete girecek olan Allahu Teala'dan korkan, ondan merhamet dileyen, tövbe ettikten sonra günahı aklına gelip yüreği sızlayan kişidir. Ne diyor Allahu Teala? Sa'cü bile ve limen khafe makame rabbihi cenneten. Rabbinin makamından korkanlara iki cennet var. Dediğim gibi bu da neyle mümkün? Başınıza bir iş gelir ama mükafattır, ama güzel kazanç elde edeceğiniz bir iştir, ama bir erkektir, ama bir kızdır, bir teklifler vardır size. Bütün haramları göz önünde bulundurabilirsiniz. Yaptığınız bütün işleri ele alabilirsiniz. Önce dedin ki Allah bundan razı mı? Razı. O zaman ben bu işe koyulmam lazım. Bu işi daha güzel yapmam lazım. Allah bundan razı değil mi?
trilyonlar veriyorlarmış. Umurumda değil abi. Ne zaman öleceğim belli değil. Bunu demek lazım. Bunu diyenlerden olalım inşallah. Rabbim bunu diyenlerden o zümrenin içine dahil olanlardan eylesin bizleri. Ebedi sevinç yurdu. Cennet o takva sahipleri için süslenip bezenecek. Orada da bir münadi diyecek ki, ey cennet ehli, artık sizin için asla hastalık yok. Hep devamlı bir sıhhat. Ölüm yok, ebedi hayat. İhtiyarlık yok, ebedi gençlik. Sonu gelmeyen ebedi nimetler. Ve daha neler neler. İşte o yaptığınız, devam ettiğiniz iyi güzel işler vesilesiyle mirasçı edildiğiniz cennete buyurun. Güzellerin talebi çoktur ama güzele sahip olmak herkesin kârı değildir. İnsan ona sahip olmak için kendisi de güzelliğe bürünmesi lazım. İyi işler, güzel ameller olmadıkça bir şey ele geçmez. Ne diyor şair? Hayat bölüm bölümdür. Gençlik ve ihtiyarlık, Hakk'a kul oldun ise işte budur bahtiyarlık. Cennet ehli cennete girdiği zaman Efendimiz Aleyhisselam diyor ki, Allah Azze ve Celle diyecek ki, bir şey ister misiniz? Verdiğim nimetlerden daha fazlasını vereyim, ister misiniz? Onlar diyecekler ki, ya Rabbi, sen yüzümüzü ak etmedin mi? Ettin. Bizi cennete koymadın mı? Koydun. Bizi ateşten de korudun. Biz senden daha ne isteriz ya Rabbi? Bunun üzerine işte o sırada sevgili kardeşlerim, Allahü Teala onlara soracak, daha fazlasını istemez misiniz? Ya Rabbi, daha fazlası ne isteyebiliriz ki? Ve bunun üzerine perde kalkar. Artık cennet ehline Rablerini müşahede eden daha sevgili, daha güzel bir şey ikram edilmemiştir ki Rabbinin cemalini görecekler. Ve onlar işte o ayeti kerimeyi okuyacaklar. Güzel ameller işleyenlere cennet ve bir de ziyadesi vardır. İşte bu ziyade Allah'ın cemalini görmektir. Bahtiyarlığına erişmektir. Hani bir gün Rabiatül Adeviye demişti ki, ya Rabbi, ben senin cehenneminden korktuğum için ibadet etmiyorum. Ben senin cennetini arzuladığım için de ibadet etmiyorum. Ya Rabbi, ben seni istiyorum. Bana seni nasip eyle. Seni görmeyi, seni izlemeyi, seni müşahede etmeyi bana nasip eyle. Dünyadayken gönülleri Allah'ın kerem güneşiyle parıldayan, takva üzere ömür süren o insanlar cennetlik kıymetlerdir. Bütün mesele imanın mihverinde, Kur'an'ın gölgesinde hayat sürebilmektir. İmansız kapanan gözlere kabir akşamlarının azak parmakları sokulacaktır. İman devletine eren bir günahkar bile olsa ebedi olarak cehennemde kalmayacaktır. Suçu miktar azap görecek. Yine Allah'ın fazlıyla cennete girecektir. Ama kafirler, ama Müslümanım deyip de münafık gibi davrananlar, onlar devamlı olarak ateşte kalacaklar. Mâ ednâ ehlil cenneti menzileten, cennetliklerin makam itibariyle en aşağıda olanı kimdir biliyor musunuz dedi Musa Aleyhisselam'a soruyor Rabbi. Kimdir ya Rabbi? Böyle bir menzildir ki bütün cennet ehli cennete konduktan sonra gelecek bir adamdır. Ona da diyecekler ki, haydi buyurun cennete, sen de gir, en son adam. O adam diyecek, ey Rabbim, herkes kendi yerine yerleştikten sonra, mükafatlarını aldıktan sonra bana ne kaldı cennette? Ben nereye gireyim, nasıl gireyim? Rahmeti sonsuz olan Allah Celle Celaluhu, Sen dünya hükümdarlarından bir hükümdarın mülküne benzer bir mülke sahip olmaya razı mısın? Adam cehennemden çıkmış ya. Razı olurum ya Rabbi, nasıl olmam? Allahü Teala ferman edecek. İşte öyle bir mülk senindir. Razı olduğun şeye ilaveten de bir o kadar daha. Yetmedi bir o kadar daha, yetmedi bir o kadar daha, yetmedi bir o kadar daha sana vereceğim. 5 defa. 5.sinde diyecek ki, razı oldum ya Rabbi. Razı oldum ya Rabbi.
demesi üzerine kerem sahibi Allah Celle Celaluhu buyuracaktır. İşte bunların hepsi senindir. Bitmedi, sen razı oldun ama ben razı olmadım. On misli kadar daha senindir. Bir de nefsinin arzu ettiği, gözünün zevk aldığı şeylerin de hepsi senindir. Artık dilediğin yerde otur. Burada mahzun olmak yok, burada ebedi bir hayat var. Bunun üzerine Rabbine soracak, diyecek ki ya Rabbi, cennet ehlinin makam olarak en yüksek olanı kimlerdir? Hani dünyadayken dünya zenginlerinin en birincisi kimdir diye yazınca çıkıyor değil mi suratı sıfatı neyse? Halık-ı Kerim Hazretleri buyuracak ki seçtiğim kullar onlardır. Keramet fidanlarını kudret elimle dikip başkaları muttali olmasın diye mühür altına aldım onları. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz gördü, ne bir kulak işitti, ne de beşerin gönlünden geçti. Evet. Allah'ın fazlı, rahmeti, mağfireti, ihsanı, ikramı hep o kutlu kullar içindir. Dünyada nefislerini ve nefeslerini Rabbinin taatinde geçirdiler. Mihrap kenarlarında beli bükük mumlar gibi Allah'ın dergahında bel büktüler. İman levhası alınlarını secdelerden kaldırmadılar. Onlara öyle bir saadet verilecek ki insanın hayal ve idraki donacak. Said el-Hudri soruyor, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de buyuruyor. Cennet ehlinin makamı en aşağı olan o kimse ki 80 bin hizmetçisi 72 tane eşi olacak. Bak bunun en düşük ha. Bunun en düşük makamı. Hatta diyor ki Cabiye ile San'a arası kadar yeri kaplayan inci, elmas, zebercet, yakuttan bir de köşk verilecek. Ya, neresi kadar? Cabiye. Evet, Cabiye ile San'a sevgili kardeşlerim. Evet, bu kadar. Sadece köşkün metrekaresini söylüyor Efendimiz. Eğer en düşük bir cennetlinin süs ve ziynetleri bütün dünyanın süs ve ziynetleriyle karşılaştırılmış olsa, Allah Celle Celaluhu'nun ahiretteki bu süsü bütün dünya süs ve ziynetlerinden üstün gelir. Evet. Kaç tanesi? Bir tane bezeyi diyor, bezeyi. Bir bezek süs bütün dünya ziynetlerinden, süslerinden daha üstün gelir. Rabbimiz haber veriyor. Rabbimin mağfiretine eni göklerle yer kadar geniş olan cennete koşun. Cennete takva sahipleri için güzel nimetler hazırlanmıştır. Koşun ey cenneti umanlar, ateşten azaptan korkan insanlar, takva yolunu tutanlar. Ve bir de yarın yaparım, yarın yaparım deyip duranlar. Yarın bir başka iş zuhur edecek ve bir günde yarınlar tükeniverecek. Pişmanlık fayda verecek mi? Yok. Niye kendine acımıyorsun? Niye Allah'tan korkmuyorsun? Cennet bu kadar güzel, bu kadar devamlıyken, önümüzde bekleyip duruyorken niye oraya gitmek için çalışmıyoruz? Önümüzde daha ona ulaşmadan bir de mizan var. Ameller tek tek orada tartılacak. Kiminki güzelse, iyi ağır basarsa cennete, kimin de kötü çirkin amelleri ağır gelirse cehenneme sevk edilecek. Cennet ebedi bir sevinç yurdu, cehennem ise varılacak yerlerin en kötüsü. Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselam insanları cennete, didar neşelerine, rıdvan yurduna, ebedi bir çiçek bayramına davet ediyor. Artık nefis ve hevanın, azdırıcı şeytanın ardınca gitmek akıl kârı mıdır? Kıyamet günü insanoğlu dört hasletten soruya çekilmedikçe, hesap vermedikçe Allah'ın huzurundan ayrılmayacak. Neydi o? Meşhur sözler bunlar. Çok duydunuz aslında. Ama bunları orada da duyacağız. Ömrünü nerede tükettin? Ne türlü ameller işledin? Vücudunu nerede yıprattın? Malını nereden kazandın? Nereye harcadın?
Demek ki cennete ulaşmak için daha çok yollar var. Çok çetin geçitlerden geçmek gerekiyor. Rabbim bizi rahmetiyle, fazlıyla cennete ulaştırsın. Bir zamanlar adamın biri Zühre gibi güzel birine gönlünü kaptırmış. Sevgilinin derdiyle adam artık canından el yummuş. Bir yol ağzına düşmüş, o dertle de uyuyakalmış. O huri yüzlü sevgilisi, yani sevdiği diyeyim daha doğrusu, oradan geçiyor. Adamın başına geliyor, onu uyumuş böyle kendinden dünyadan geçmiş görünce hemen bir kağıda onun haline uygun sözler yazıyor, avucuna tutuşturuyor. Kendi de sürmeli ceylanlar gibi salına salına geçip gidiyor. Dertli aşık uykudan uyanınca avucundaki kağıdı görüyor, okuyor, gönlü kan kesiliyor. Sanki canı uçuyor, iskeleti orada kalıveriyor cansız bir şekilde sanki. Ne yazmış sevgilisi? Ey susup dalmış adam, ticaret ehliysen kalk para kazan. Yok zahitsen geceleri uyuma. Rabbine kulluk et, onunla aranda bir dostluk peyda et. Bu da değil de aşıksan artık utan utan. Aşıkın gözünde uyku ne gezer diyor. Aa nursuz, madem ki ne olsun ne bu, bir daha aşk sözünü ağzına alma. Aşık demek ölüp kefene sarılmadıkça yatar uyursa onun davası tamamen yalandır diyor. Bu kıssadan hisse almak gerekir. Cenneti arzulayan kişi de gönlünü yaprak yaprak Rabbine açacak. Her lahza ondan mağfiret talebinde bulunacak. İsyanla, hüsranla, günah çamuruna batarak güzel cennetlere varılmaz sevgili kardeşim. Cennet takva sahipleri içindir. Onlara müjdeler olsun. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Cennet ehli cennette tüysüz, genç, beyaz tenli, güzel huylu, sürmeli, 33 yaşında, Adem Aleyhisselam'ın boyunun uzunluğunda, 60 arşın ve 7 arşın eninde de cennete girecektir. Hani bir mesel vardır, derler ki sakallı cennete girmez, velev ki ermiş olsa da. Değil mi? Şişkolar da cennete girmez, yaşlılar da cennete girmez. Bakın sakallı cennete giremiyor. O zaman niye böyle bir karış sakal uzatıyor bunlar? Şişkolar da giremiyor, kilosu çok olanlar. Aynı zamanda yaşlılar da cennete giremiyor. Bunun manası şudur: İnsanlar cennete sakalsız girecek. Peki niçin vücutları o kadar büyüyecek denirse şunun için diyor. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, hatta bir gün bunun şakası olmuştu. Bir tane kadın yaşlıydı. Efendimiz Aleyhisselam dedi ki yaşlılar cennete giremeyecek. Kadın ağlamaya başladı. Efendimiz dedi ki yaşlı olarak girmeyecek, genç girecek. Peki neden vücutlarımız böyle daha diri, daha büyük oluyor? Cennet nimetlerinden çok çok istifade etsinler diye. Bizim gibi bir adamın yemesiyle 60 arşın boyundaki bir adamın yemesi bir olur mu? Bak Allah ne diyor? Ya çok acayip bir mesele ya. İçin içine girdi mi çıkamıyorsun. Öyle bir büyük bir Rabbimiz var ki hem bedenlerinizi büyük yaratıyor. Değil mi? Bakın burada dünya hayatında birazcık kriz yaşansa fabrika hemen küçülmeye gidiyor. Ben hepsine yetemem diyor. Hepsine sebep olamam. Bazı işçileri çıkarmam lazım. Allahü Teala ne yapıyor? Ben sizi normal yarattığımın üzerinde daha uzun boylu, daha geniş yaratıyorum. Ha bu çirkin olmaz mı? Hayır. Allahü Teala şu an bizi böyle yaratmış. Çirkin mi olmuşuz? Yok. O en iyisini bilendir. Ve niçin? Cennet nimetlerinden daha fazla istifade etsinler. Güçleri daha kuvvetli olsun. Bakın Allah'ın ne büyük lütufları var. Bir gün Semmak rahmetullahi aleyh gözü kör olduktan sonra sahabelerden, büyük alimlerden Abdullah İbni Abbas hazretlerine mülaki oluyor. Ona diyor ki, ey Abbas'ın oğlu, cennetin yeri nedir diyor. O da diyor ki, ayna gibi parlak, gümüşten yapılmış beyaz bir mermerdir diyor. Peki diyor, ışığı nasıldır? Sen diyor, hiç hayatında güneşin doğduğu saati gördün mü diyor. İşte o cennetin ışığıdır. Şu kadar ki orada yakıcı, sıcak, dondurucu soğuk yok. Ama onun üzerindeki ışıltısı cennetin ışıltısıdır diyor. Irmakları nedir diyor? Irmaklar düz bir satıh üzerinde akar.
şuraya buraya yargılara akmaz. Allah-u Teala ona ol der, dümdüz yere akar. Evet. Peki cennetin elbisesi nedir? Dedi ki orada nar gibi meyve veren bir ağaç var. Allah'ın dostu bir kul ondan elbise yapmak istediği zaman bu ağacın dalı onlara doğru eğilecek, yarılacak, içinden rengarenk 70 çeşit elbise çıkacak. Sonra ağaç bir daha bitişecek, eski haline gelecek. Ey canlar, ey kardeşler, dillerimiz cenneti tarif etmede aciz kalıyor, vallahi aciz kalıyor. Hayaller, vehimler onun ufkuna varamıyor. Onun ebedi güzelliğini gelin Efendimiz'den dinleyelim aleyhissalatü vesselam. Bir gün bir bedevi Efendimiz'in huzuruna geliyor. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, cennette meyve var mı dedi. Evet dedi, meyve var. Orada Firdevs cennetini gölgesiyle kuşatan Tuğba ağacı var dedi. Bizim ağaçlarımızdan hangisine benziyor dedi. Efendimiz dedi ki senin bulunduğun yerdeki ağaçların hiçbirine benzemez. Ama dedi sen Şam'a gittin mi? Bedevi dedi ki hayır ey Allah'ın Resulü, Şam'a gitmedim. İki cihan efendisi aleyhissalatü vesselam dedi ki Şam'da ceviz denilen bir kök üzere büyüyen sonra yayılan bir ağaç vardır. İşte Tuğba ağacı ona biraz benzer dedi. Peki gövdesinin büyüklüğü ne kadar dedi bedevi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki senin ailenin develerinden birinin yavrusu ağacın altına yayılsa yaşlanır, zayıflar, boynu, kemiği kırılır ve yine o ağacın gölgesinde dolaşamaz değil mi? Evet dedi. O ağaç o kadar büyük ki deve bir ömür boyu onun gölgesinde koşsa, bir deve Tuğba ağacının gölgesinde bir ömür boyu koşsa yine de varamaz gölgesini bitirmeye. Peki orada üzüm var mı dedi. Üzüm var mı orada? Efendimiz de buyurdu ki aleyhissalatü vesselam evet üzüm var dedi. Ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam, oradaki bir üzümün salkımının büyüklüğü ne kadar? Bak bir üzüm salkımından bahsediyor sadece Efendimiz. Efendimiz diyor ki sağa sola sapmadan dost doğru uçan, artık uçtukça da zayıflayıp yorulmayan o alaca karga var ya hani, onun bir aylık yolu kadar bir salkım üzün. Kafa almıyor ki, hayal edemiyorsun. Nasıl olacak bu? Uçan karga bir ay gidecek ki bir salkım üzümün başından sonuna varabilsin. Artık cennetin ne büyük bir nimet olduğunu varın siz düşünün. Bedevi durmadan soruyor, Efendimiz cevap veriyor. Üzümlerinin tanesinin büyüklüğü ne kadar dedi. Efendim söylesem dedi ki senin baban davarlarından büyükçe bir koç kesse, derisini yüzerek onu annene verse, al bunu diba et, sonra bundan bize hayvanlarımızı sulayacak büyükçe bir tulum çıkar dedi mi? Dedi Allah'ın Resulü. O derisinden vesaire bir tulum. Efendimiz buyurduk işte cennetteki bir üzüm tanesi beni, ehli beytimi ve senin bütün kabileni doyuracak şekilde o tulum gibi büyüktür dedi. Sevban radıyallahu anh diyor ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam yanında huzurunda ayakta duruyordum. O dem Yahudi alimlerden birisi geldi. Birçok soru sordu. Dedi ki Sırat Köprüsü'nden ilk geçecek kimdir? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de dediler ki muhacirlerin fakirleridir. Yahudi bir daha sordu. Cennet onlara ilk ikram edildiğinde onlara verilecek ilk yemek nedir dedi. Efendimiz de dedi ki ilk cennetteki kişilere verilecek yemek havyardır dedi. Peki bundan sonra ne verilecek dedi havyardan sonra? Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki cennetin etrafında yayılıp beslenen danalar hepsi onlar içindir. Peki dedi içecekleri nelerdir? Dedi ki selsebil adını taşıyan o gözeden içecekler. Yahudi ne dedi? Dedi ki doğru söylüyorsun. Doğru söylüyorsun dedi. Yine geldi bir Yahudi. Başka zaman bir daha geldi. Dedi ki ey Ebel Kasım,
cennetliklerin yiyip içtiklerini mi sanıyorsun dedi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, eğer bunu kabul ederse ben buna galip gelirim dedi. Evet dedi. Nefsimi yedi kudretinde olan Allah'a yemin ederek söylerim ki, cennetlinin her birine yemek içmek münasebette de, hatta cinsel münasebette de 100 kişilik kuvvet verilecek. Yiyecek, içecek ve münasebette bulunacak. Al sana keyif. Ve zevki daha da fazla olacak. Ama dedi Yahudi, yiyip içenin kazayı haceti olmaz mı dedi. Bütün bu yedikleri ne olacak? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, tenlerinden çıkan mis gibi bir kokuyla çıkacak. Ve bu suretle mideleri temizlenecek. Evet, cennet ehli canının istediğini, gönlünün arzu ettiğini yiyecek. Canı kuş arzu etse kuş, o an kuş kızarmış pişmiş olarak önüne gelecek. Adam yiyecek ta ki iyice doyana kadar. Sonra o kuş, çöp de yok ha. Öyle geri dönüşüm falan da yok. O kuş yine canlanacak, yine uçup gidiverecek. Bütün bunlar Allah'ın müminlere ikramıdır, ihsanıdır. Cennet temiz olduğu için oranın yiyecekleri de temizdir, paktır. Çer çöpü olmayacaktır cennetin. Sahabelerden Said el-Ebu Hudri radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan duydum. Şüpheniz de olmasın, cennette 70 bin kanadı olan kuş vardır. 70 bin kanadı olan kuş. Bu kuş cennet ehlinden birinin tabağına girecek, silkilenecek. Her kanadından da diyor kardan daha beyaz, kaymaktan daha yumuşak, petek balından daha tatlı bir renk meydana gelecek. Hiçbir rengi diğerine benzemeyecek ve sonra da uçup gidecek. Ey inanmış insanlar! Bilelim ki cennette zorluk yok, yokluk yok. Cennet ebedi bir sevinç diyarı, sonu gelmez nimetlerin denizidir. Cennetten ve cennetin nimetlerinden en üstünü Allah'ın rızasıdır, cemal nurudur. Hakk'a aşık canlar kuşlar gibi uçarak cennet bulvarına varacaklar. Artık onlar için mahzun olmak yok. Devletin daha büyüğü de yok, bundan daha büyük devlet. Hazreti Ali diyor ya radıyallahu anh, cennet ehli cennete yerleştiği zaman onlara bir melek gelecek. Diyecek ki, ey cennetliler, Allah kendisini ziyaret etmenizi size emrediyor. Bak, Allah sizi misafir ediyor. Hepsi koşacaklar Allah'ın ziyaretine. Hemen toplanacaklar. Allahu Teala Davud Aleyhisselam'a emredecek. O da yüksek sesle tesbihe, tehlile başlayacak. Neden? Çünkü Davud Aleyhisselam böyle bir başladı mı okumaya, dağlar iniltiler çıkarırmış. O kadar sesi güzel. O da yüksek sesle tesbihe başlayacak. Sonra bir sofra kurulacak ki o sofra hult sofrasıdır. Dediler ki, ya Ali, hult ne demek? Dedi ki, hult sofrasının zaviyelerinden, bucaklarından biri doğu ile batı arasından daha geniştir. Orada yedirilecek, içirilecek, sonra da giydirilecekler. Artık diyecekler ki, Rabbinizin cemaline bakmaktan başka bir şey kalmadı. Ve bunun üzerine rahmeti sonsuz olan Rableri Celle Celaluhu onlara tecelli edince, görününce nuru, hemen secdeye kapanacaklar ama Allah emredecek. Başınızı secdeden kaldırın. Şimdi amel diyarında değilsiniz. Mükafat yurdundasınız. Ve cennet ehli Rablerinin cemaline erme saadetiyle dolup taşacaklar. Yaratılmışlar için bundan daha büyük saadet, bundan daha büyük zevk yok. Rableri onlardan razı, onlar da Rablerinden razı olarak o sonsuzluğun serinliğini yüreklerinde hissedecekler. Şunu bir kere daha ifade edeyim. Cennetin Yusuf'u zindan derdi çekmez. Züleyha'sı da hasret narına yanmaz. Hiç kimseye zerrece mahrumiyet yok. Huriler cennet gülistanının köşesinde gönül gönül çırpınarak efendilerini bekler. Bir güzel koku dalgası her tarafı buram buram dolduracak. Can yıldızı bir daha sönmemek üzere parlayacak. Ne yakıcı güneş, ne dondurucu ayaz, oranın kayığı, fırtınası, bunları yok.
Oranın insanı tufan felaketinde masumdur. Yok, yaşamayacak öyle bir şey. Oranın İbrahim'i oğul kurban etme derdine düşmeyecek. Yakub'u Yusuf hicranıyla yanmayacak. Orada kimse kınanmayacak. Kimse kimsenin bostanından gül koparmayacak. Ciğeri yanan hırçın dünya gibi kanlar dökülmeyecek. Bir saadet yurdu ki belalı akıl kendini imha edecek düşüncelere saplanıp kalmayacak. İşte Rabbimiz ferman ediyor. Cennet kimlereymiş, anladık mı? Bak ne diyor ayet-i kerimesinde? İman edip salih amel, güzel işler işleyenler Rablerinin izniyle içerisinde daim kalmak üzere atlarından ırmaklar akan o cennetlere sokulacak. Onların tahiyyetleri selam olacak diyor. Anladık mı? Kimler içinmiş? İmansız kalbin, dümensiz kafasından çıkan fikirlerle insanlığı zehirleyenlere sadece pişmanlık var. Rabbinin lütuf ve ihsanı yar oldu da sevgili kardeşlerim, bu sohbeti kısmi olarak anlatmaya çalıştık. Ömür kuşumuz dünya çemeninde kanat çırptıkça, sıhhatimiz el verdikçe inşallah bu sohbet serisi devam edecek. Bu hakir, bu acizi hayır dualarınızla sevindirirseniz ne büyük devlet. Alemde hayırla yad edilmekten daha güzel bir şey yoktur sevgili kardeşlerim. Bu sohbetlerimizi de iki günde bir herkes dinlesin diye YouTube kanalımızda paylaşıyoruz. İnsanlara sebep olalım sevgili kardeşlerim. Belki bir radyo programcısı değilsiniz. Belki kürsülerde bir hoca değilsiniz. Ama onların yaptığı sohbetlerin karşılığında vesile oldukları insanların derecelerine kolayca erişebilirsiniz. Bugün bir sohbet videosu, bugün bir soru cevap videosu hanenizde durumlarınıza paylaşıldığında bir insana sebep olursanız o hayırdan ortak olursunuz. Yani aslında bedava. Diyor ya, cennete girmek bedava. Hangi hoca efendinin? Sohbeti hoşuna gitti değil mi? Bir tane hoca efendi. Ya ben bunu dinledim, çok güzel. Dur şunu kendi durumumda da paylaşayım. Bir başka kardeşim de dinlesin. Ya kim dinleyecek? Ya bir tane bile takılı kalsa oraya, Allah'ın izniyle o sana yeter. Bilemezsin. Vesile olmak lazım. Güzele, hayra sebep olmak lazım sevgili kardeşlerim.